Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde delay metodunu anlatacağım. Delay metodu ne yapar onu anlatacağım. Geçen dersimizde slide down, slide up gibi şeyler anlatmıştım. Onlardan kalmış burada. Delay metodu ne iş yapar? Delay arkadaşlar time ile çalışır. Yani belli bir süre sonunda olmasını istediğiniz durumu gerçekleştirir. Şimdi arkadaşlar belli bir durum var. Belli bir durumu iş yapmak istiyorsun. Yani mesela bir şeyin ortadan kaybolmasını, görünmesini. Bu efektlerle birlikte kullanılır arkadaşlar. Efektlerle birlikte kullanılır. Efektler ne de fade'ler, fade out bu gibi şeylerle kullanılır. Time vardır arkadaşlar bunun. Delay'in time gibi iki tane parametresi var. Bunlar arkadaşlar ikisi de optional. Ama burada daha çok time kullanırsınız. Time bir sürede milisaniye cinsindendir. Yani o milisaniye sonra olması istediğiniz işlemi gerçekleştirir. Bu yani query ile kullanılmaz arkadaşlar. Yani bunu nokta dediğinizde yanında yapması istediğiniz herhangi bir şey yapar bu delay. Mesela buraya diyelim butona tıkladığımda mesela şu red olanı gelsin animasyonla mesela şekillendirsin bir şeyler yapsın. Mesela gelsin diyelim ki red'i gelsin mesela butona klikledim de delay yapsın. Yani animasyon yapsın ama 3 saniye geç yapsın. Yani onu önceden belirtmeniz lazım. Mesela 3 saniye 2 saniye diyelim. 2 saniye geciktirsin. Tamam mı arkadaşlar? Gelsin animate yapsın. Neler yapsın? Bir ona karar vereceğiz şimdi arkadaşlar. Merak etmeyin. Mesela ne yapsın? Height'i gelsin height'ini 300 piksel yap. 300 piksel yapsın evet. Bunu da 2000 saniye, 2 saniyede yapsın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu height nerede dedim? Ben width'ini de artırmak istiyorum. Her birini arkadaşlar 2 saniye artırarak yapmak istiyorum. Mesela width'i de gelip mesela 300 yapmak istiyorum. Buraya da width diyorum tekrar. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Burada ben gelip bu işlemde önce delay diyorum. Delay'i ne yapıyorum? 2 saniye bekletiyorum. Sonra animasyona giriyorum. Animasyona da yüksekliğini 300 piksel artırıyorum ama 2 saniye de artırıyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu işlemden sonra yine 2 saniye bekliyorum. Animasyona giriyorum. Animasyonun genişliği 300 piksel artırıyorum ama 2 saniye de artırıyorum. Yani 2 saniye gecikme olacak. 2 saniyede bu işlemi yapacak. Şimdi bakalım ne oluyor arkadaşlar. Geldim. Bu slide up'lı olan yazıları ben silsem iyi olur ya. Yani zaten kullanmayacağım. Şimdi gelsin kaydedeyim. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu yazılar da buradan böyle kalıyor. Sıkıntı olacak bize. Bir dakika. Yakında bir şey oluyor. Bir dakika. Burada komentir. Hayır. Burada benim hatam var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Refresh ediyorum. Bakın şu anda ne yapıyorum. Display'e basıyorum. Bakın zaman geçti. Yine bekleyecek. Bakın artırdı. Şimdi küçülecek.
küçülmedi, neden küçülmedi bakalım. Bakalım önce bir hatamız mı oluşmuş? Hatamız olsa gerçi çalışmaz. Bir kontrol ediyorum. Evet, hatamız yok. Şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar? Ay doğru. Bunu %100'e çekmem lazımdı. İlk başta da hale dönsün. Çünkü ilk başta 100 piksel. Geliyorum. Bakın. Önce ne yapacağım arkadaşlar? 2 saniye bekliyor. 1, 2. Uzattı. Yüksekliği arttı. Şimdi 2 saniye sonra genişliği. 2 saniye de genişliği artırıyor. 1, 2. Evet. Sonra tekrar 2 saniye de bekleyecek. Küçülecek. Yüksekliğini küçülttü. Şimdi genişliğini. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Hepsini 2 saniye yaptı bunların. Yani dileği arkadaşlar. Dileği yapacağınız işlemden önce kullanmanız gerekir. Yani burada mesela böyle değil de mesela diyelim ki reddemezdim buraya. Mesela blue derdim. Başta şey yapayım. Mesela buraya derdim ki fade in. Mesela 1 saniyede görünsün. Başlayalım bakalım. Kuşanda bu yok. Display basıyorum. Bakın gördünüz mü? Geldi. Bu şekilde bir durumu oluştu bizim için. Şimdi bu heyde artamadı işte tabii. Çünkü heyde artırabilirdi. 300 derdi. Redde gelirdi. Derdi. Şimdi arkadaşlar bu animasyonu kullanıyor gördüğünüz üzere. Bakın. Mesela bastım. Ne yaptı? Geldi, yükseltti. Genişini arttı. Şimdi yüksekliğini artıracak. Bakın. Sonra tekrar küçülecek. Küçüldü. Şimdi bir daha küçülecek. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi delay ne yapıyor arkadaşlar? 2 saniye sonra bunu gösteriyor. Bu ne yapıyor? Blue 2 saniye sonra gösteriyor. Bu 2 saniye sonra gösteriyor. Ready ama genişliğini 300 artırarak gösteriyor. Sonra geliyor bu şekilde. Ready aynı şekilde yine aynı şekilde animate ediyor. Yüksekliğini 300 artırıyor. 300 piksel 2 saniyede artıyor. Bu şekilde gidiyor. Buraya bir farklı şeyler yazıyor. Mesela diyelim ki buraya animate demezdim. Mesela derdim ki green'i al. Green'i al. Delay yap. Slide. Down yap. Mesela in yap. 2 saniyede göster onları. Bakın. Sonra ne yapsın? Bunları sileyim. Ne yapıyor şimdi? Maviyi arkadaşlar fade in yapacak. 2 saniye gecikmeyle yapacak. Yeşili de 2 saniye gecikmeyle gösterecek. Slide down yapacak. Bakın şimdi. Şu anda sadece bu var. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Herhangi bir şey. Bakın kafanı saklayan bir şey var mı? Neyse şunu display'ini on yaparsınız. Daha iyi anlamak için. Bakın arkadaşlar. Dikkatli izleyelim. Ne yapacak arkadaşlar? Maviyi 2 tane gecikmeyle gösterecek ama fade in'le. Yeşili de slide down'la gösterecek. Bakın. 2 tane gecikmeyle maviyi gösterdi. Ve yeşili slide down yaptı. Yani fade in'le fark görebiliyor musunuz? Gecikmeyle gösteriyor. Bu şekilde işte. Yani bunlar animasyonlara süreli daha iyi işler katmak için yapılıyor. Bu şekilde arkadaşlar delay'i de öğrenmiş olduk. Sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.